Herkese merhaba. Bu dersimizde Excel'de dolaylı ortalama ve toplaya bir örnek yapacağız. Bunun için ben bir tablo oluşturdum ve burada öğrenci isimleri ve sınav 1, sınav 2, sınav 3 notları var. Burada bir açılır listede öğrenci isimleri çıksın ve hemen yanında da o öğrencinin ortalamasını bulsun istiyorum. Bunun için öncelikle bir açılır liste menüsü oluşturacağım. Veri kısmına tıkladım ve buradan veri doğruluğuna tıkladım. Buradan listeye tıkladım ve kaynak kısmına da kişi isimlerinin bulunduğu hücreleri seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi gelen kutucukta tıkladığım zaman gördüğünüz üzere isimler çıktı ve artık işleme devam edebilirim. Hemen yanındaki hücreyi biraz büyütebiliriz. Hücreye de bu örneğin Ali'nin sınavlarının toplamının ortalamasını veren bir değer buldurmam gerekiyor. Bunun için öncelikle bunları yeniden adlandırmam gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra burada formüller kısmından ad yöneticisi seçimden oluştur. Yani seçimden oluştur dediği Ali'nin karşısında, Ayşe'nin karşısındaki değerler gibi düşünebiliriz. Evet, sol sütunun karşısındaki değerleri oluştur dedim ve gördüğünüz gibi burada seçimde Ayşe'nin 3 notu burada Ayşe olarak çıktı ya da Fatma'nın 3 notu yine burada Fatma olarak çıktı. Burada hücreleri Ayşe, Fatma, Ali diye yeniden adlandırmış olduk. Daha sonra buraya gelip eşittir diyorum. Ortalama diyorum. Ortalama dolaylı. Dolaylı ne? Dolaylı burada kişinin ismine bakarak bir dolaylı ortalama işlemi yapsın anlamında ve Enter'a bastım. Bir tane orada parantez unutmuştuk. Evet, gördüğünüz gibi Veli'nin 3 notunun ortalamasını bize ne buldu? 71 olarak buldu. Buradan değişiklik yaptığım zaman örneğin Mehmet 63, örneğin Ali 53 olarak da bulundu. Tabii bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ben ondalıklı kısmı görmek istemiyorsam bu ortalamanın hemen önüne bir yuvarla diyebiliriz ve bir parantez açabiliriz ve noktalı virgül sıfır, yani ondalıklı kısımda olacaktır. Evet, bu şekilde parantez hatasından kaynaklı oluyor genelde o problemler. Evet, Ali ve ortalamasını da bu şekilde bulmuş olduk.